Ben Cumhuriyet'teyim. Mustafa Bozdemir Hürriyet'te. Erzurum depremine gittik. Kenan Evren işte dolaşıyor oraları. Biz de onun peşinde dolaşıyoruz. Şimdi hangi köydü ismini hatırlayamıyorum. O köye gitti. Fakat köye böyle bir vadi var. Dağın tepesinde bir köy. Bu vadinin bu yamasında yol var. Burada yol devam ediyor. Köprü var. Sadece işte Evren'in arabası geçti. Bir iki tane araba. Oraları bir şeyler yıktılar. Çünkü köprü yıkılmış. Köye gitti. Biz de millet de o tepeyi tırmanarak çıktı. Köye gitti. Diğer gazeteci arkadaşlar. Biz de Bozdemir'le yazdık. Boşver gitmeyelim. Ne yapacağız orada? Başka yerde gördük falan. Duruyoruz. Arabanın orada dolaşıyoruz yani. Ki uzak çünkü. Ya yarım saat geçti, bir saat geçti. Gelen giden yok. Dedim ki ya gidelim bakalım Mustafa var, ne var? Neyse yoldan yürüye yürüye, daha tırmanmadık. Yoldan yürüye yürüye köye gittik. Köy meydanına şöyle bir geldik. Cesetleri dizmişler oraya. İşte bir askerin kucağında bir çocuk bilmem ne falan filan. Birkaç fotoğrafları çekti. Sonra şöyle dolaştık köyün öbür tarafına. Yine bir yerleri dizmişler. Bir yerde durduk. Herhalde 4 tane çocuktu. Daha ufak çocuktu. Başında bir kadın, köylü kadın. Ağıt yakıyor ve ağlıyor. Mustafa Bozdemir'le ikimiz varız. Kimse yok. Fotoğrafı çekmeye başladık. Zaten ben siyah beyaz çekiyorum. Cumhuriyet'teyim. Ama Hürriyet hem siyah beyaz hem renkli çektiği için Mustafa'ya dedim ki Mustafa sen renkli çek. Ben siyah beyaz çekiyorum. Sana veririm zaten dedim. Yani ikinci bir makine kullanma dedim. Yani şey yapma. Vakit kaybetme. Neyse çektik fotoğrafları. Ben de aynı fotoğrafları çektim yani. Siyah beyaz çektim. O da renkli çekti. Neyse ayrıldık oradan gittik. Sonra işte gazeteye geldik. Otele geldik Erzurum'da. İşte akşamleyin yemek yeniliyor. İşte çekilen gazeteye çıkan fotoğrafları işte gazeteyi açar herkes sorardı ya işte hangi fotoğrafı kullandınız, ne oldu, imza kullandınız falan filan bilmem ne diye. Bozdemir'in o fotoğraf kullanılmış. Fakat altında imza yok. Ben de dedim ki Bozdemir'e ya oğlum söyle dedim yani imzanı koysunlar. Ya boş ver falan filan de biraz üstüne durmaz pek Mustafa. Neyse sonra olay geçti gitti. Aradan işte ne kadar zaman geçti hatırlamıyorum. Bu WordPress fotoya o fotoğrafı şey yapmışlar. Fakat şimdi gazete bunu gönderecek. Fotoğrafı Ümit Türkçü dediğimiz arkadaşımız ben çektim demiş. Fakat işte Bozdemir'de hani kendisini çektiğini söyleyince gazete karar verememiş. O arada işte Ankara'da falan bunlar konuşuluyor Hürriyet Bürosu'nda. Ben de Cumhuriyet'teyim o zaman. Sökmen abi aradı beni. Dedi ki ya Rıza dedi bu Erzurum depreminde Bozdemir'le siz beraberdiniz. Evet beraberdik dedim. Fotoğrafları vardı hani kimin olduğunu Ümit Türkçü'nün Bozdemir'in mi diye bir türlü gazete karar vermemiş. WordPress'e gönderecek. Nedir diye. Dedim ki Mustafa Bozdemir'in çektiği fotoğraf. Peki ne dedim ya aynı fotoğraflar bende var. Ya fotoğrafları bize yapıp göndersene. Neyse ben 5-6 tane fotoğraf bastım 18-24. Gönderdim onları. Onları İstanbul'a göndermişler. Demişler ki böyle böyle Rıza Ezer de yanındaydı ve Mustafa Bozdemir'in çektiği fotoğraf diye. Ve nitekim bayağı ısrar etmişler o diğer arkadaş benim diye. Fakat tabii yani böyle bir şey de karşılığına çıkınca gazetenin mecburen değil Mustafa Bozdemir. Çünkü biliyorum o zamanlar işte aynı zarfa bütün herkesin filmi koyup gönderiliyor İstanbul'a. Kimin filmi olduğu belli değil. Şimdi bazı böyle olunca da bazı arkadaşlar üstüne atlıyor. Ben çektim. Benim fotoğrafım diye. Çünkü ispat edemiyorsun üzerine yazmıyor. O yüzden de kendilerine mal etmeye çalıştıkları için ben tabii beni örnek gösterip benim fotoğrafları çekip Bozdemir'in fotoğrafın Bozdemir'e ait olduğunu şey yapıp yarışmaya katıldı ve ödül aldı Bozdemir.